liste geçtiğimiz hafta bilançosunu açıklayan Netflix'in de dahil olduğu Fang beşlisindeki Facebook, Amazon, Apple ve Google da dahil. Herkese merhaba. Teknik terimlerle konuşmak gerekirse endekslerde %10'luk bir düşüş düzeltme, %20'lik bir düşüş ise endekslerin ayı piyasasına girdiği şeklinde kabul edilir. Aynı şekilde ayı piyasasının dip seviyesinden görülen %20'lik yükseliş ise endekslerin teknik olarak boğa piyasasına girdiği olarak belirtilir. S&P 500 özelinde de geçtiğimiz son 2 ay tüm bu teknik terimleri içeren bir dönemi yaşadık. Son 9 haftalık dönemde Şubat ayında gördüğü tarihi zirvesinden %10'un üzerinde gerileyerek ayı piyasasına giren S&P 500, Şubat zirvesinin halen %15 gerisinde olmasına rağmen Mart ayının son haftasından dünkü kapanışa kadar %28 yükselerek teknik anlamda tekrardan boğa piyasasına girdi ve 1930'lardan beri görülen en hızlı rallisini gerçekleştirdi. S&P 500'ün sene başından beri sadece %11 aşağıda ve hatta bir sene önceki seviyesine göre sadece %2 aşağıda olması, ekonomilerin komaya alındığı dönemde tüm karamsar haber akışına rağmen normal bir düzeltme olarak kabul edilebilir. Mart ayının sonundaki podcastinde de belirttiğim gibi istatistiki açıdan yılın performans olarak en iyi ayı olarak öne çıkan Nisan ayı bugüne kadarki performansa bakıldığında S&P'deki %11 ve Nasdaq'taki %13'lük yükselişle yine güzel bir dönem oldu diyebiliriz. Özellikle endekslerin yükselişinde teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın lokomotif olarak önce olması da endekslerin önümüzdeki dönem performansı açısından güven vermekte. Ancak içinde bulunduğumuz hafta 50 günlük ortalamasında yön belirlemeye çalışan endeksler açısından kritik olacak diyebiliriz. Ekonomik veri takvimi ve bugünkü FOMC toplantısını bir kenara koyarsak, S&P 500 özelinde endeksi oluşturan şirketlerin 3'te 1'i hafta içerisinde ilk çeyrek bilanço rakamlarını açıklamakta. Bu listeye geçtiğimiz hafta bilançosunu açıklayan Netflix'in de dahil olduğu Fang beşlisindeki Facebook, Amazon, Apple ve Google da dahil. Hayatımıza girecek 5G teknolojisine olan exposure nedeniyle yakın takip ettiğimiz Qualcomm ve Microsoft'la beraber bakıldığında bu şirketlerin S&P 500 endeksinde %20 ağırlığa sahip olduğu da unutulmamalı. Bu listeden dünkü kapanış sonrası bilanço açıklayan Google, salgının pozitif etkilerinden hem bulut servisi hem de YouTube segmentindeki kazanç oranları geçtiğimiz seneye göre %30 ve %50 aralığında yükseldiğini belirtirken, aftermarket'ta %8 yükselen Google hisse senetlerinin etkisinde %1'in üzerinde altıya taşıyan var dediler. Fang şirketlerin endeksler üzerindeki etkisini açıkça göstermekte. Sektörel olarak baktığımızda ise Amerikan hazinesinden aldıkları istihdam yardımlarına rağmen geçtiğimiz hafta United Airlines'in gerçekleştirdiği 1 milyarlık hisse satışı ve tahvil borçlanmalarıyla ek finansman olanaklarını zorlayan hava yolları özelinde ise önemli bilançolar mevcut. Örnek olarak geçtiğimiz haftalarda sıfır taleple karşı karşıya olduklarını belirten United Airlines Cuma günü, 5 yıllık tahvil getirisi, dolar tahvil getirisi %20 üzerinde olan American Airlines ise Perşembe günü rakamlarını açıklayacak. Güncel koşullarda piyasaların kötü beklentilerden ümit ışığı aramaya çalışacağı bilançolarda büyük rakiplerine göre daha beğendiğimiz Southwest Airlines, piyasadaki zarar beklentilerine karşı daha pozitif rakamlar açıklamasına ve nakit eşik akışına rağmen dün 28,5 dolardan 70 milyon adetlik ek hisse satışı ve 2 milyar tutarında hisseye dönüştürebilir tahvil satışı gerçekleştirdi. Mevcut hisse sahiplerine dilot eden benzer sermaye araçlarının diğer hava yollarında gündemde olduğunu unutmamak gerekir. Yine ay başında volatil petrol fiyatlarına yönelik yatırımda alternatif olarak öne çıkarttığım ExxonMobil, ay içerisinde eksi seviyelerde işlem görerek finans sektöründeki hepimize bir ilki yaşatan petrol fiyatlarının aksine 50 günlük ortalamasına kadar yükselerek rüştünü ispat ederken, sektördeki şirketlerin son durumu hakkında ilk ağızdan beklentilerini açıklayacak Exxon da Cuma günkü bilanço takviminde öne çıkan şirketlerden bir tanesi. Otomotiv sektöründe ise Tesla'nın gölgesinde kalan eski iki dev GM ve Ford, nakit akışlarını korumaya yönelik temettü ödemelerini ve hisse geri alım programlarını durdururken, dün açıkladığı bilançosunda ikinci çeyrek için 5 milyar dolarlık zarar beklentisi açıklayan Ford, ardından bugün kapanıştan sonra ise 140 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın sektörde ilk üçü arasında yer alan Tesla bilançosunu açıklayacak. Ve açıkçası salgına paralel sektördeki baskı altında kalan sektöre karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını gösterecek. Unutmamak gerekir, halen şirketin hisse senetlerindeki short interest yüksek sayabileceğimiz %14 seviyelerinde. Bir diğer önemli bilanço da biyotek sektöründen gelecek.
Salgına karşı aranan tedavilerde ümit ışığı olan Gilead Sciences'in ilacının test sonuçları piyasalarda hareketlere neden olmaya devam ederken hem yapılmakta olan testin sonuçları hem de ilk çeyrek rakamları açıklayacak olan şirketin bilançosunun Cuma günü olduğunu da unutmamalı. Güncel bilanço takvimi, sektörel öngörülerimiz ve yurt dışı tarafta hem temel hem de teknik olarak beğendiğimiz hisse senedi önerilerimiz için bizi takip etmeye devam edin. Teşekkürler.